İyi akşamlar çok değerli konuklar. Yine Nutrition Network'ün haftada bir yaptığı sohbet toplantılarından birinde birlikteyiz. Tabii bu toplantı o her hafta yaptığımız ya da bugüne kadar 15 günde bir yaptığımız biraz bilimsellik kokan, biraz daha didaktik, içinde eğitimleri de barındıran söyleşilerden biraz daha farklı. Yeni bir maceraya başlıyoruz diyebiliriz buna. Aslında bu pandemi döneminde işi birazcık böyle Zoom toplantılarıyla götüreceğimiz anlaşıldıktan sonra yöntemler, metodoloji üzerinde hep kafa yorduk. Çünkü çok defa da anlattığım gibi Nutrition Network'ün temel amacı aslında bir network oluşturmak. Bu da ancak yüz yüze, canlı, birbirimize dokunduğumuz, temas ettiğimiz toplantılarla mümkün gibi geliyordu pandemiden önce. Fakat pandemi dönemi girip de deneyimler çeşitlenince, renklenince başka yolları da olabilir. Özellikle de hani network'ün parantez içerisinde ya da tırnak içerisinde kelime anlamının içerdiği o hızlı iletişim, pek çok yöntemi kullanarak iletişim, her zaman dokunmak gerekmiyor gibi mottolar birleşince işte burada bu mecrada modaliteler aramaya başladık. Bunun tabii bir kısmını didaktik eğitimler elbette ki tutacaktı. Bir kısmını beslenmeyi de içeren sohbetler kaplayacaktı. Ama başka şeylere de ihtiyaç vardı. Ve tabii burada temel şey de katılımcıların, yani sizlerin olayın içinde olması. Çünkü başka türlü network oluşmaz. Monologla hatta diyalogla bile network oluşmuyor. Network'ün oluşması için pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun için de zaten bu webinar mantığından çıkıp biraz daha böyle interaksiyonun da olabileceği toplantı modelindeyiz. Yani işin tartışma, sohbet bölümüne geçildiğinde katılımcılarımız da arzu ederlerse hem seslerini hem görüntülerini açarak olaya dahil olsunlar arzusundayız. Elbette ki bu chat bölümünden yazarak soru sormak ya da yorum yapmak imkanını ortadan kaldırmıyor. Ama tabii network demek bir temas demek. Şu andaki temas şansımız sadece Zoom ekranından olabileceği için onu maksimum kullanmaya çalışıyoruz. İşte bu düşüncelerle hareket ederken aslında benim de bazı konuşmalarda bahsettiğim bu dijital dönüşümle uyumlu olarak ya bu büyük veriden ne çıkar? Bu büyük veri inanılmaz bir veri bildiğiniz gibi. Milyarlarca gigabyte veri var şu anda ve milyarlarca bilgisayardan bu kullanılıyor bir şekilde. Ve milyonlarca veri tabanı bunu işlemeye çalışıyor. Nasıl işliyor, ne yapıyor, nasıl verimli hale getiriyor ve bundan sonra da sıradan kullanıcılar bunların içinden seçip de nasıl kullanılıyor, ne kadar doğru bilgi var ve biz bunların ne kadarına ulaşabiliyoruz. Bütün bu soru işaretlerini böyle yan yana alt alta bir bulut içine serpiştirdiğimiz zaman da bunun bir metodolojisi olmalı ve bunu biz hep birlikte belki yaparsak özellikle de pek çok sağlık profesyonelinin ortak noktası olan beslenme ana başlığı altında bunu toplarsak bayağı bir şey öğreniriz. Hem biz öğreniriz, hem katılımcılar öğrenir, hem biz öğretiriz, hem belki katılımcılar bize öğretir. Çünkü bu ortamlarda da olsa X, Y, Z kuşağı da işin içinde var. İşte baby boomerslar da var. Dolayısıyla yani pek çok kuşak bir arada bir şeyler yapılabilir gibi geldi. Özellikle de koordinasyon kurulunda web sitemizde koordinasyon kuruluna girdiğimizde göreceksiniz hem Türkiye'den bazı fikir önderleri var hem yurt dışından bazı fikir önderleri var. Onlarla da paylaştığımızda
çok şaşırdılar ve çok enteresan buldular. Bir yapın bakalım da görelim dediler. Ve biz de bu yolda çalışmak üzere önce tabii Eren Ersoy hocanın önderliğinde bir ekip kurduk. Bu şöyle bir model üzerinde anlaştı ekibimiz. Genel cerrahi profesörü olan Eren Hoca bu işin moderatörlüğüne soyundu ve o işte bu bilgi peşinde koşan topluluğun zaman zaman devreye girerek, zaman zaman dinleyerek, yol göstererek ya da yorum yaparak önderliğini yapacak. Bir hepinizin tanıdığı radyasyon onkoloğu temelinde ama aslında şu anda bilişimde bir önder olan Doktor Tolga Turgay bir ucundan çekecek. Bizim diyetisyen hocamız Banu Salman diğer ucundan çekecek. Ve bakalım ne çıkacak. Ben bu noktada sözü moderatörümüz Eren Hoca'ya bırakıyorum. Eren Hocam buyurunuz. Çok teşekkür ederim Halil Hocam. Öncelikle bu akşam buradaki katılımcılara teşekkür etmek isterim. Çünkü bu webinar bolluğunda herhangi bir bilimsel başlık açıklamamış olmamıza rağmen bizim bu heyecanımızı bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ve sizlerin de katkılarıyla ve sizlerin de tabiri caizse yayması, duyurmasıyla network'ümüzü daha da genişleteceğiz bu platformda diye inanıyorum. Bu platformda adını bilginin peşinde diye koyduk. Bu ismi biraz kurcalamak lazım. Bilgi eskisi hem de çok eski değil, yakın bir geçmişteki eski zaman kadar zor ulaşılan bir değer değil. Çok daha kolay ulaşılan bir değer. Bu ilk bakışta çok güzel bir şey. Fakat yani ben mesela kütüphane kapılarında beklediğim textbook makale peşinde koştuğumuz günleri daha dün olarak hatırlıyorum. Çok da yaşlı sayılmam. Ama şimdi bir tuşla aynı makalelere ulaşır oldum. Başka birçok sadece bilimsel dergiler, makaleler değil, görseller, videolar, yazılar, her türlü bilgi internette bir tuşun ucunda. Şimdi tabii bilginin bu kadar kolay ulaşılabilir olması iki sıkıntıyı bir arada getiriyor. Birincisi şu, internete koyduğunuz bir bilgi sonsuza dek orada kalıyor siz kaldırmadığınız sürece. Hatta kaldırsanız bile izleri orada kalabiliyor. Ama çok kolay da güncelliğini yitirebiliyor. Dolayısıyla ulaştığınız bilginin gerek doğruluğuna, gerek güncelliğine güvenmek gibi bir ihtiyacımız var. Bu çok kolay değil. O zaman doğru bilgi kaynaklarının peşinden koşmak lazım. İkinci sıkıntı da şu, insanoğlu bilgi konusunda doyumsuz ama bir taraftan da rahata ve kolaya çok çabuk alışıyor. Yani ilk bilgisayarlarımızı hatırlayın. Onların floppy diskleri ne sürede açtığını, onlara floppy disklerle bilgi aktardığımız günleri hatırlayın. Oysa bugün öyle bir şeye asla sabretmemiz mümkün değil. Şimdiki telefonlarımız, şimdiki bilgisayarlarımız kat be kat hızlısı ve hep daha hızlısı çıkmış diye de peşinden koşup kendi bütçelerimizi zorlar bir duruma geldik. Dolayısıyla bilgiye, doğru bilgiye ve güncel bilgiye çabuk ulaşmak gibi bir şeye evrildi bilginin peşindeki koşturmaca. Biz de beslenme odağında bu eksende doğru bilgiyi, güncel bilgiyi ve komprime bir şekilde sizlere aktarmak, sizlerle paylaşmak ama aynen Aydın Hocam'ın dediği gibi bunu didaktik bir formatta yapmak değil de son derece interaktif bir formatta yapmak ve sizlerden de bir şey öğrenmekten kaçınmadan herhangi bir kompleks ve egonun dışında durarak tam network adına yakışır bir birliktelik başlatalım istedik. Bu platformun özünde yatan bu aslında. Halil Hocam'ın dediği gibi değerli meslektaşım Tolga Bey ve Sayın Banu Hanım'la birlikte bu işi yapacağız. Burada her ne kadar hiyerarşik bir durum var, ben modere ediyorum gibi görünse de öyle olmamalı. Şunun peşindeyiz, değil konuşmacılar, katılımcılar da
o geceki konuşmanın bir parçası olmalı. Yani ya acaba burada bu soru, hepimiz yaşadık bunu. Acaba bu soruyu burada sormalı mıyım? Şimdi tuhaf mı kaçar gibi kaygılar ben çok yaşadım mesela birçok toplantıda. Bizim toplantılarımızda bunlar olmamalı. Çok daha tabiri caizse samimi ve interaktif, altını çizerek söylüyorum, toplantılar olursa çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Biz planımızı şöyle yaptık başlangıç için. Önce sindirim sisteminden bahsedeceğiz. Sindirim sisteminin anatomi, fizyolojisi, sık görülen hastalıkların fizyopatolojisi üzerinden gideceğiz ve bunun içinde besin ögeleriyle ilgili de bilgiler ve bölümler olacak. Ardından da endokrinoloji ve metabolizma ile ilgili bir bilgi paylaşımı yapacağız. Bu paylaşımlar yeni öğrendiğimiz bilgiler de içerebilir. Var olan ama uzun süredir kullanmadığımız için yenilenmesi gereken ya da yinelenmesi gereken bilgiler de içerir. Dolayısıyla o didaktik formatın dışında interaktif paylaşımlardır amacımız sizlerin varlığında elbette ki. Ben bu noktada sözü değerli meslektaşım Tolga Turgay'a bırakmak istiyorum. Meramımızı biraz da o anlatsın istiyorum. Büyük bir keyifle. Her iki hocamın da altını çizdiği konuyu bir kez daha ben de onun üzerinden gitmek isterim. Nutrition Network'ün kuruluşundan bu yana yaptığı aktivitelerdeki temel format akademik formattı. Yani işte amfilerde girip dinlemeye alıştığımız dersler gibi, kongrelerde izlemeye alıştığımız konferanslar gibi, yıllar içerisinde damıtılmış bilginin bize sunulması, bizimle paylaşılması ve bilgiyi sunan kişiye soru sorma fırsatının bize verilmesi gibi bir temel formatı içeriyordu. Üstelik de bundan sonraki dönemde de bu formatı koruyacağız biz. Bu ana biçimimiz olacak. Ama onun dışında yeni kanallara ihtiyaç duyduk. Orada da biraz daha böyle topa dışarıdan giren ben, etrafı dürtüklemeyi biraz ihtiyaç bildim. Yıllardır bu sürecin içindeyim ve aktif olarak hekimlik yapmıyorum neredeyse 20 yıldır. Ama ilaç endüstrisinin hekim kökenli olmayan, tıp fakültesi kökenli olmayan çalışanlarına genel tıp nosyonundan haberdar etmek adına bir takım eğitimler verme işini yıllardan bu yana yapıyorum. Orada çok genel böyle formatımız işte klasik slaytların hazırlanması ve o slaytların sunulması şeklinde başladı yıllar önce. Ama bugün artık çok büyük ölçüde internet ve internet kökenli kaynaklardan yararlanarak ilerliyoruz. Ve biraz daha samimi bir ortamda geçiyor bütün bu süreç. Bir de yaklaşık olarak bir 6 ay kadar önce yeni filozoflarımızdan diyorum ben ona. Oldukça keyifli bir isim. Bager Akbay. Sizlerle de paylaşmak isterim. İnternette tararsanız pek çok TEDx, TED konuşmasına rastlayacaksınız. Aslında bir akademisyenken akademiyi terk edip ben sanatçı olacağım diye bütün kariyerini yenileyen, değiştiren bir isim. Onun üçüncü alanlar, üçüncü yaşam alanları diye tanımladığı bir konuşması var yine internette. Orada temel olarak şunu söylüyor. Evimiz ve işimiz ve okulumuz gibi standart birincil ve ikincil alanlarımızın dışında hepimizin kendimizi ifade etmek için, bir şeyler üretmek için ihtiyaç duyduğumuz üçüncü sosyal alanlar var. Şöyle tanımlayalım. Mesela fakültelerde ben fakülteyi kantinde bitirdim. Kantinler gibi. Mahallelerde, sokak aralarında oturup muhabbet ettiğiniz alanlar gibi. Biraz bizim bu yeni konsepti de Nutrition Network'ün üçüncü alanı gibi tanımlayabiliriz. Standart, formal modellerin dışında ve en çok aslında peşinde koştuğumuz şey bu sürece başladığımızdan beri çok teşekkür ediyoruz sizlere. Zoom üzerinde yaptığımız toplantılara çok sayıda katılım gerçekleşti. Ama sizlere dokunma noktasında böyle bir tıkanıklık yaşadığımızı hissediyoruz. Daha fazla söz aldığınız,
daha fazla kendinizi ifade ettiğiniz, hatta sizlerin bize sunduğu bir takım içeriklerin olduğu bir modeli hayal ediyoruz. Ve işte o hayale yönelik yolculuğumuzda bu yöntemi kullanalım istedik. Eren Hocam'ın az önce bahsettiği iki temel konuyu önümüzdeki dönemden başlayarak, şimdi bizim zaten düzenli söyleşilerimiz vardı ya, onları 15 günde bir yapıyoruz. Kalan haftalarımızda da bu söyleşileri yapacağız. Dolayısıyla 15 günde bir olmak üzere önümüzdeki 2 ay içerisinde toplamda 4 oturumda, ilk 2 oturumda sindirim sistemini, ondan sonraki 2 oturumda da endokrin ve metabolizmayı sizlerle birlikte yeniden öğrenmek istiyoruz aslında. Banu Hanım ve ben maça giriş vuruşunu yapacağız, bir sunum hazırlayacağız. Sizlerle bir takım güncel bilgileri, bunun altını özellikle çiziyorum, textbook bilgisi değil, hazırlanmış slide setleri değil, internette eriştiğimiz kaynaklardan edindiğimiz ve bir miktar işte kendi filtremizden geçirdiğimiz bilgileri sizlerle paylaşırken, bunu daha iyi nasıl yapabiliriz konusunda desteğinizi isteyeceğiz sizden. Ve metodolojik olarak da hep birlikte öğrenme, yeniden öğrenme, onun altını özellikle çizmek istiyorum, sürecini birlikte yaşamak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağızın alt kırılımlarında benim genellikle yeni bir sunum hazırlarken kullandığım yöntem, izninizle ekranımı paylaşmak isterim. Teknik yöneticilerden ekran paylaşım izni istiyorum. Şu ekranımızı ben daha önceden kullandığım Google Chrome'u açıyorum, interneti. Ve internette keywordler aracılığıyla ilgilendiğim konuda araştırmalar yapıyorum. Öncelikle sizinle basit bir istatistiği paylaşmak isterim. Nasıl bir şeyle karşı karşıyayız, nereye doğru gidiyoruz diye. Bakın, 2007 yılından 2019'a doğru bir dakika içerisinde YouTube'a yüklenen video miktarının yaptığı yolculuk. Emin olun aynı bu trendle, hatta biraz daha dikleşerek bu sayı artıyor. 2019'da dakikada, her bir dakikada internete yüklenen video miktarı 500 dakika. Yani siz her bir dakika 499 dakika geriye gidiyorsunuz. O içeriği tüketme noktasında daha geride kalıyorsunuz. Ve bu içerik böyle akıl almaz bir biçimde büyüyor. İçeriğin büyümesi güzel ama bunların yüzde kaçı bizim işimize yarar, ne kadar anlamlıdır derseniz, orada oran gerçekten çok iç açıcı değil. Bilgi paylaşımına hizmet edecek oran %2'lerde, 3'lerde gibi. Dolayısıyla bir metodolojiye ihtiyacımız var. Bilgiyi ararken, bilginin peşinde koşarken ipin ucunu nereden yakalayacağız ve nasıl ilerleyeceğiz konusunda birlikte çalışmanın, üstelik de birlikte çalışmayı ben anlatayım sen dinle şeklinde değil de gel yanıma otur arabayı beraber sürelim şeklinde kullanmayı tercih edeceğiz bu dönem içerisinde. Birlikte bu kaynakları nasıl irdeleyebiliriz, nasıl bulabiliriz diye bir takım metodolojiler geliştirelim istiyorum. YouTube'a girip, YouTube'da gastrointestinal sistem yazdığımda karşıma tonlarca o konuyla ilgili sunumlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve bunlardan herhangi birisini tıkladığınızda da şu anda zaten kanserle ilgili eğitimi ilk açtığımızda sizlerle paylaştığımız Plexus Bilişim Teknolojilerinin yıllardır hazırlaya geldiği bir takım eğitimler var. Eğer Nutrition Network üyesiyseniz lütfen kütüphaneye gidin, orada bu eğitimleri alabilirsiniz. İtiraf edelim, biz bu eğitimlerde iki boyutlu çizimleri kullanabiliyorduk. Ama bakın, rastlantı eseri bastım herhangi bir şeyde. Gördüğünüz gibi sesini kapatarak izninizle oynatayım, ben konuşmaya devam edeyim. Üç boyutlu çizimlerle, animasyonlarla sindirim sistemi fizyolojisini bize anlatan bir kaynağı tak diye bulabiliyorum. Bu kaynaklar içerisinde gerçekliğini sorgulamamız gereken bir adım da var. Burada en büyük avantajımız işte onun için biz bu yeni projemizin akil insanı diyoruz Eren Bey'e. Dönüp danışabileceğimiz bir akademisyenimiz de var. Ya bunlar doğru mu değil mi diye.
Bizler de sonuçta almış olduğumuz nosyonla bunları değerlendirebilecek durumdayız. Ama o endişeyi hep taşımak zorundayız. İnternette bulduğunuz kaynaklar görsel olarak ne kadar zengin olursa olsun doğruluğu hep soru işareti olan kaynaklar. Ama güzel tarafı şu, sorgulanabiliyor bunlar. Altındaki yorumları incelediğinizde, bu içeriği kim tarafından konulduğunu incelediğinizde pek çok kaynağa ulaşabiliyorsunuz. Nitekim bakın bu animasyonun arka planında daha önce incelemiştim. Şöyle kaynakçaya bakarsanız bir takım uluslararası büyük üniversiteler var. Nereden referans almış diye baktığınızda. Ya da dilerseniz bakın bir önceki şeye geri dönelim. Arama sayfasına. Hemen şurada Khan Akademi gibi, ki Khan Akademi Stanford Üniversitesi ile işbirliği yapıyor bu içeriklerin geliştirilmesinde, gayet sağlam kaynaklara da ulaşmanız mümkün. Şimdi burada ilerleyen haftalarda daha da detayıyla paylaşıyor olacağız. İpin ucunu yakalamak ve ucu kaçırmadan ipi çekerek bir sonraki adıma gitme metodolojisini hep birlikte geliştirelim istiyoruz. Üstelik bu metodolojiyi geliştirirken bizler hata yapabiliriz, eksik kalabilir. Sizlerin katkısının da çok değerli olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Orada akademik titriniz, pozisyonunuz, elbette ki bunlar formal öğrenmede çok önemli şeyler. Ama kolaboratif öğrenmede, birlikte öğrenmede, hep birlikte geliştirmede bence herkesin katkısı çok değerli. Ben internette böyle bu size bahsetmiştim, eğitimler için bir takım kaynaklar ararken hep bir takım animasyonların altında Armando Hasundugan diye bir vatandaşın imzasını gördüm. Yine ipin ucunu yakaladım. Arkasından Armando Hasundugan sözcüğünü yazıp Google arama satırına, şöyle hemen baktığımda kendine ait bir web sitesi olduğunu, YouTube'da kanalı olduğunu, Facebook'ta account olduğunu burada bir daha ilk kelime taramada bulabiliyorsunuz. Sonra onların üzerine doğru gidip inceledikçe onun nitelikleri hakkında bilgi topladım ve arkadaşlarımla paylaştım ama benim çok temel bir yanılgım oldu. Int değere Armando Hasundugan yazıyor. Ben spontan bir davranışla o int'i intern gibi yorumladım. Oysa yurt dışında int kısaltması internist için kullanılan bir şey. Bunu daha önce de duymuştum ama niyeyse atladım. Sevgili hocam bizi uyardı. O intern değil, internist diye. İlginç bir insan. Endonezya kökenli, Endonezya'da doğuyor, ilk öğretimini Endonezya'da yapıyor ama Pasifik ülkelerinin Amerikası Avustralya'ya ilginç bir şekilde. Hindistan'dan, Endonezya'dan, Malezya'dan hep okumak için Avustralya'ya gidiyorlar. Hasundugan da öyle birisi. Avustralya'ya gidiyor, kariyerini Avustralya'da yapıyor. Akademik herhangi bir titri yok ama internette bakın şöyle... Sadece şu örneği, şu görüntüyü bir paylaşmak istiyorum ki linki toplantı sonrasında ilgi duyanlar inceleyebilir. Muhteşem sayıda animasyonlarla gerçekleştirilmiş konu anlatımları var. Bir hekim imzasıyla ben pek çoğunu inceledim. Gayet arka planında referansları olan sistematik konular. Dolayısıyla bakın şöyle hemen sadece başlıklara baktığınızda böyle pek çok videoya ulaşabiliyorsunuz. Nedense internetin biraz yavaşça. Bakın şu Scribe denen bir teknoloji var. Aslında bu bir yazılım. Bununla sanki çiziyormuş gibi yapabiliyorsunuz. Arka planda kendi sesiyle aktif illüstrasyonlarla bütün konu anlatımlarını burada bulabiliyorsunuz. Ve şöyle videolara tıkladığınızda pek çok konuya rastlayabiliyorsunuz. Daha fazla uzatmayayım. Özetle internet çok büyük bir kaynak ama internet kaynaklarını tüketirken iki temel problemimiz var. Bunlardan bir tanesi ne yazık ki Türkçe içerik az. Dolayısıyla bunların pek çoğu İngilizce. Bizim bu proje içerisindeki katkılarımızdan birisi belki de önceden bu konularda belli hazırlıklar yaparak bizim yorumlarımızla, kaynaklarımızla bunları sizlerle paylaşmak olacak. Ki şeyi arka planda mutlaka koruyacağız. Kaynaklarımızı sizinle şeffaflıkla paylaşacağız. Dolayısıyla bizim aracılığımız ya da yorumlarımız olmaksızın da sonraki zamanda bu kaynaklardan sizler de yararlanabiliyor olacaksınız. Temel metodolojimizi böyle tanımlayayım.
Bir diğer unsuru da kullanmayı çok istiyoruz. Biraz Hacivat Karagöz gibi birbirimizle atışarak konuyu sıcak, interaktif kılmayı istiyoruz. O atışmaya özellikle siz katılın istiyoruz. Çünkü tam da bunu sağlayabilmenin peşindeyiz. Biliyoruz ki bundan önceki mesela konuşmalarda hep böyle profesör, doktor bilmem kim anlatıyorken söz isteyip itiraz etmek biraz zor oluyor. Gerek Banu Hanım, gerekse ben herhangi bir akademik titrin arkasına saklanmamış gayet sizlerden birileriyiz. Dolayısıyla çok rahatlıkla bunları birlikte tartışıyor olabiliriz. Ben susmam biliyorsunuz. Onun için burada durayım. Devamını ilerleyen toplantılarda zaten paylaşıyor olacağız. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bir diğer ipin ucundan çekecek, bize yol gösterecek kişi de Sayın Banu Salma. Sevgili Banu. Banu Hanım bugün biraz rahatsız aslında. Bir korona macerası yaşıyorlar ailecek. Ama gayet iyi görünüyor. Bizi kırmadı. Bu gece hasta yatağından kalktı. Bizimle birlikte oldu. Ayrıca teşekkür ederiz. Banu Hanım birçoğumuzun tanıdığı bir diyetisyen. Nutrisyon Network'ün diyetisyen grubunun ihtiyaçlarını belki bizlerden çok daha iyi bilen. Dolayısıyla bu içeriklerin onlarla da paylaşılması, onların da katkıda bulunabilmesi için yol göstericilerinden biri olmuş durumda. Sevgili Banu, birkaç kelime etmekte ister misin sen? Elbette. Herkese iyi akşamlar. Ben iyiyim. eşim benim tabii koronavirüse yakalandı diyelim. Ben iyiyim. Herkese sevgileri iletiyorum buradan. Sadece bugün bir baş ağrım var, iki gündür süren. Ama onun dışında gayet iyiyim. Şimdi Nutrisyon Network olarak biz neredeyse iki yıldır çalışıyoruz. Ve inanılmaz güzel bir altyapıyla ilerliyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız tüm çalışmalarda, tüm webinarlarda inanılmaz güzel geri dönüşler aldık her birinizden. Ve her birinin sonunda da ne iş yapmışız, ne güzel olmuş, iyi ki yapmışız dedirttiniz bizlere ve her defasında daha fazla ne yapabiliriz acaba, sizlere daha fazla nasıl dokunabiliriz, karşılıklı olarak bizi nasıl daha iyi büyütebiliriz'i tartışmaya çalıştık. Büyütme noktasında her birinizi işin içine sokmak için neler yapabiliriz hep düşündük. Ve bütün bunun sonucunda da ortaya aslında network çıkıyor. Zaten adımız da bizim Nutrisyon Network bildiğiniz gibi. Bu yeni projemiz aslında bugün biz lansmanını yapmış olsak da hep aklımızda olan ve paralelde yürütmeyi hep istediğimiz bir proje, hepimizin hayaliydi. Gerek Halin hocamın, gerek Eren hocamın, gerek Tolga Bey'in, gerekse kameralar önünde olmayan ama kameralar arkasında bizi hep destekleyen ekibimizin ve Aylin Hanım'ın hepsinin hayaliydi. Ve sizlere ulaşabilmek, beraber bir şeyleri başarabilmek ve faydalı olabilmekti. Bilginin peşinde dedik biz bu projeye. Paralelde yürüttüğümüz bu projeye. Bilginin peşinde derken aslında hep beraber bu bilginin peşinden giderek en doğruyu bulmak, en günceli bulmak, paylaşmak. Burada paylaşmak çok önemli. Bilgi biliyorsunuz aynı zamanda saklanabiliyor, çalınabiliyor. Bütün bunları hepimiz çalışma hayatımız boyunca da yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Biz burada tamamen tam tersini dünyada var olan bilgiyi ortaya koyup tartışmak, doğruluğunu tartışmak, en doğruyu beraber bulmak adına aslında bir eğitim modül dizisi de diyebiliriz bunu. Bilginin peşinde beraber yürüdüğümüz bir modül dizisi de diyebiliriz. İnteraktif olacağı hocalarım tarafından defayen söylendi. Hepinizin katılımı çok mühim, hepinizin geri dönüşleri çok mühim. Biz sizlerle birlikte sindirim sistemiyle başlayıp ardından endokrin sistemi deyip daha sonra sizlerden geri dönüşlerle beraber belirlediğimiz konuların isimleri değişebilir, yenileri eklenebilir, çıkarılabilir. Ama interaktif olarak tüm dünyanın ortak noktada birleştiği bilgi paylaşımını beraberce yapmayı arzuluyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben söz aldığım için de çok mutluyum bu akşam tekrar. Çok teşekkürler ederiz hocam.
Biz aslında meramımızı anlattık diye düşünüyorum. Son olarak bir cümleyle özetlemek gerekirse 2 hafta sonra, 15 gün sonra, yani aralığın ilk haftasında gene web sitemizden duyurusu yapılacak. Sindirim sistemiyle hep beraber sizlerin de davet edeceğiniz yeni katılımcılarla bu maceraya başlayalım istiyoruz. Sevgili Haldun Hocam, sizden aldığım sözü tekrar size iade edeyim. Buyurun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten meramınızı anlattınız. Umuyorum ve diliyorum ki 15 günde bir yapacağınız bu interaktif yeni öğrenme metodolojisi de ilgiyle izlenir, katılım olur ve yol alırız. Tabii şöyle bir şey de dikkatimi çekti sizleri dinlerken. Sanki hedef kitle böyle genç doktor arkadaşlarımız, genç diyetisyen arkadaşlarımız gibi bir izlenim uyandı. Belki de bende öyle uyandı, bilmiyorum. Hedef kitle hepimiziz aslında. Yani benim gibi artık kalıplaşmış modellerle öğrenmiş, öğretmeye çalışan insanların da buradan alacağı çok şey var. Zaten mesela bugünkü katılımcılarımıza baktığım zaman şöyle, işlerinden bazılarını kişisel olarak da tanıyorum. Örneğin hemşirelik departmanını temsilen diyebileceğim Gökçen var Yozgat'tan. Bir eczacı arkadaşımız var, Belkıs Baydak, Türkiye'de düne kadar nütrisyonun çok içindeydi. Şimdi gerçi yurt dışında ama hala da içinde olmaya devam edecek anladığım kadarıyla. Hocalarımız var, Mehmet Akif Topçuoğlu gibi. Yani bu aslında şunu da gösteriyor. Gerçekten hep birlikte el vereceğiz ve bir şeyler çıkaracağız ortaya. Ben bu noktada işin interaktivitesine uygun olarak hem el kaldırarak söz isteyen hem de chatten yazarak paylaşan değerli katılımcıların fikirlerini de alacağım. Bu arada şunu da açıklayalım. Başladığımızdan beri ilk defa bu toplantının duyurusunda kırmızıyla bir bant gördünüz. Lütfen isimlerinizi yazın diye. Bunun tabii özel nedeni hitap ederken isimlerinizle hitap etmek istiyoruz. Siz de bize isimlerimizle hitap edin istiyoruz tabii ki. Öyle olduğu zaman bu toplantılar biraz daha candan, içten falan oluyor. Yoksa hani iPhone yazdığı zaman 4 tane iPhone yazan katılımcı vardı bir toplantıda. Nasıl hitap edip de söz vereceğimi gerçekten şaşırmıştım. Bu arada reaksiyon olarak da alkışlar falan alıyoruz. Hoşumuza gidiyor tabii. Arzu ettiğiniz zaman söz alıp, söz isteyerek yorumlarda yapabilirsiniz. İlk el kaldıran Bengisu isimli katılımcımız. Arzu ederse görüntüsünü de açarak katılabilir. Buyurunuz lütfen. Sesi de açar mısın Bengisu? Sanırım evet. Şimdi oldu. İyi akşamlar evet. Haldun Hocam. Ben size bu akşam arabadan katılıyorum. sağ çekip buradan dinleyebildim sizi ama müthiş keyifliydi. Sadece söylemek istediğim iyi ki varsınız. Nutrition Network kurulduğundan beri uygun oldukça ya da işte böyle arabada, iş yerinde her yerde katılmaya çalışıyorum. Eğitimlerin konuları, konuşmacılar inanılmaz güzel ve faydalı geçiyor. İyi ki böyle güzel bir iş yaptınız ve bizler de bu imkana dahil olabiliyoruz. Sadece teşekkür etmek istedim size. Çok teşekkürler. Çok etkileyici tabii arabadan bağlanıyor olmanız. Dijital dönüşümün bu kadar dönüşeceğini ben de tahmin edemiyordum. Kesinlikle inanılmaz keyifli ve güzel oldu. Sadece katılmak için böyle sağa çekip bir yerde size iyi ki varsınız demek istedim yani. Böyle zor günlerde bile bizi bu kadar canla başla dinlemeye yetecek ihtiyacımız olan konulara da değindiğiniz için. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başka söz isteyen Gökçen teşekkür etmiş. Belki birkaç bir şey de söylemek isteyebilir. Söz almak isterse Gökçen'e söz verelim. Epeydir özlemiştik onu da
Lütfen. Hocam merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor tabii. Geliyor tabii. Hocam sizleri bu platformda görmekten çok mutluluk duyuyorum. Zaten işin içinde siz veren hocam varsa diğer hocalarımı da saygı sunuyorum. Onlarla yeni tanışma fırsatı buldum. Kesinlikle bu iş çok güzel, etkin ve interaktif gidecek diyorum. Gerçekten çok güzel bir başlangıç oldu. Umarım hedefimize ulaşırız. Bu ekibin içinde olmaktan çok mutluyum. Hem branşım adına, cereyasatları hemşireliği adına hem de sizlerle birlikte olmak çok güzel hocam. Çok iyi düşünmüşsünüz. İyi ki varsınız. Bütün hocalarıma saygı sunuyorum. Çok teşekkürler. Tabii yani ekranın önünde belki sadece 3-5 kişi bizler varız ama o arka plandaki koordinasyon kurulunun çok önemli katkıları oluyor. Özellikle yurt dışından hocaların çok önemli katkıları oluyor. Zaman içerisinde bu toplantılara onları da dahil edeceğiz. Şimdilik bu simultane meselesi işi biraz zora sokacak diye şimdilik bir durdurduk, bekletiyoruz. Ama muhtemelen belli bir dönem sonra onlar da devreye girecekler. Onlar da çünkü katılmakta çok hevesliler. Biz onlara videoların bir kısmını Türkçe olsa bile gönderiyoruz. Bazılarına ufak altyazılar yazıyoruz. Bazen projelerimizi işte paylaşıyoruz ve fikirlerini alıyoruz. Gerçekten onları da heyecanlandıran gelişmeler, onlar da çok yönlendirici oluyorlar. Biz sadece şu anda görünen yüzüyüz aslında bu işin. Zaman içerisinde tabii sizlerden de bizim tarafa geçenler olacaktır. Bizim tarafa derken işte bu daha aktif anlatıcı, aktif sohbet edici pozisyonlarda olanlar olacaktır. O zaman da yavaş yavaş network'e doğru ilerliyor olacağız diye düşünüyorum. Bilmem Tolga ne dersin? Katılıyorum. Tabii şey çok zor. Genel olarak toplumda arenaya çıkmak biraz ürkütüyor insanları. Yeni nesilde bu çok daha rahat. Onlardan bekliyoruz. Nitekim aslında... Z kuşağında mı, Z kuşağında mı Tolga? Z daha gerçek. Biz yani giderek dönüşüyoruz, giderek değişiyoruz. Gerçekten aslında şeye baktığınızda şu COVID süreci bile çok büyük bir değiştirici oldu hepimizin hayatında. Hepimiz bu yeni dile alışıyoruz. Ben katılımın artacağı konusunda çok mutluyum biliyorsunuz. Başından beri hep hani yavaş yavaş ama kararlı ama yükselen bir trend olacağını hep öngörüyorum. Belki şeyi anlatmakta zorlanıyoruz biz. Şimdi katılımcılar içerisinde haklı olarak soran olacaktır. Ya nasıl katılacağız diye. Bakın bizim ilk şeylerimizden, yaklaşımlarımızdan birisi elimizde bütün curriculum hazırdı. Hani önce bunu anlatırız arkasından, diğerini arkasından, diğerini diye. Kendi aramızda tartıştık ve dedik ki pek tartışılmayacak iki temel konuyla başlayalım. Bu herkesin beklentisi olacaktır. Ama ondan sonrası için grubun reaksiyonlarını bekleyelim. Yani sizler karar verin. Ben aslında birinci haftamızda da aynı geri dönüşleri talep ediyor olacağım hepinizden. Ne bileyim işte zaten şu anda aramızda pek çok öğrenci arkadaşımız var. Amfide bunu anlatan var. İnternette akıl almaz kaynaklar var. Birinin burada bu süreyi tekrar sindirim sistemi anatomisini anlatmak için kullanıyor olması ne kadar akılcı. Birlikte biz yaptığımızın işinize yaradığını duyarak ilerlemek istiyoruz. Ya da yaramıyorsa neyi değiştirmemizi istersiniz onu duyarak ilerlemek istiyoruz. Ya bunu böyle anlatmayın. Bak şöyle bir kaynak var diye internetten sizin önereceğiniz kaynakları ele alıp bir sonraki haftaya onunla hazırlanabiliriz. Açıkçası biz Banu Hanım'la birlikte şu rolle girdik işin içine. Asistanlık yıllarımızda haftanın semineri olurdu. Her hafta bir arkadaşımız bir konuda hazırlık yapar. Gelir bütün gruba ama bütün gruptan daha da önemlisi şefimize anlatırdı konuyu. Bir şeyi öğrenmenin en iyi yollarından birisi onu anlatabilir yetkinliğe gelmek. O açıdan bizler için hem o çok iyiydi hem de herkesin kürsüye çıktığı, herkesin paylaştığı bir yöntemdi o. Şimdi biraz
İlk gladyatörler olarak Tolga Turgay ve Banu Salman atladık sahneye. Hani biz bir şeyleri gösterelim, yanlışlarıyla birlikte gösterelim. Bakın samimiyetimle sizinle paylaştım. 30 yıllık doktorum, internle internisti ayıramadım. Ama öyle yani, olunca da oluyor. İşte neyse ki düzelten birileri var ve düzelten birileri siz olabilirsiniz. Bu doğallıkla, yanlış yapmaktan hiç gocunmadan birlikte paylaşalım, birlikte öğrenelim istiyoruz. Çünkü gerçekten şeyi fark ediyorsunuz. Öğrencilik yıllarımda vasat bir öğrenciydim. Az önce de söylemiştim, kantinde bitirdim okulu. Ama sonra böyle bir ihtisasla birlikte ayağa kalktım, bir hızlandım. Ama sonra kullanmadığınız bilgiler eskiyor, kullanmadığınız bilgiler yok oluyor. Sizin kendinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor ve ilerleyen süreçte hep birlikte paylaşacağız. Benim eğitim aldığım dönemde damar endoteli endoteldi. Öyle damarın içini kaplayan bir şeydi. Bugün ayağımızın altından halıyı kaydırdı. Bütün tıp şeyi değişti, söylemi değişti onların yeni rollerini öğrendikçe. Dolayısıyla tıp her gün değişiyor. Diyet kavramı her gün değişiyor. Hep birlikte farklı alanların profesyonelleri olarak bugün artık mikrobiyotayı konuşuyoruz. Antibiyotik kötü bir isimmiş diyoruz. Hani bir şeyin antisi olmaz. Mikroplarımızla barışık yaşamalıyız diyoruz. Daha ben geçen hafta fonksiyonel gıdayla şeyin farkını yeni öğrendim Esin Hocam'dan. Bak bunlar probiyotik değil. Bunlar fonksiyonel gıda. Kefir için örneklemişti mesela. Her gün yeniden öğreniyoruz ve bunu hep birlikte yapmayı istiyoruz. Tekrar şey davetimi tekrarlamak isterim. Ben saçmalama hakkımı kullanıyorum gördüğünüz gibi. Gayet rahat konuşuyorum. Lütfen siz de mikrofonu alın, ekranınızı açın, bize katılın. Birlikte kotaralım bu süreci. Diyeceklerim bu kadardır. Teşekkürler Tolga. Bu arada chat bölümünden herkesin de göreceği biçimde yorumlar geliyor. Hem teşekkürler hem de yani ileride interaktif olacak ve bizler de katılacağız ümidini arttıran yazılar var. Çok teşekkür ediyorum ben de. Eren hocanın ve Banu hocanın söyleyeceği, ekleyeceği bir şey var mı? Yoksa katılımcılarımızdan chat dışında el kaldıran ben göremiyorum. Ben iki hafta sonrası için heyecanlanmaya başladım. Söyleyeceklerim bu kadardır. Evet, ben de iki hafta sonrasında sindirim sistemi yolculuğumuza başladığımız o gün, o güne heyecanla bekliyorum. Tolga Bey'in de söylediği gibi, Tolga Hocam'ın da söylediği gibi çok güzel bir yolculuğa tekrar adım atıyoruz. Her defasında da sizlerin de söylediği gibi iyi ki buradayız, iyi ki bu işi yapmışız diyoruz. Sizlerin katılımıyla da ilklerimizin çoğalacağına inanıyoruz. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Banu, bu arada önümüzdeki haftanın, bu sizin bilginin peşinde koşma yolculuğunuz iki hafta sonra. Önümüzdeki evet. Haftanın duyurusu tabii yapılacak mailing yoluyla ama hatırındaysa sen bizlere bugün akşam anons eder misin onu? Tabii ki. Bizim 15 günde bir yaptığımız rutin söyleşilerimiz devam ediyor. Hızla devam edecek. Önümüzdeki çarşamba günkü söyleşimizin konuğu ise İstanbul'dan Profesör Doktor Gülbin Bingöl. Bize besin alerjilerini anlatacak. Ondan dinleyeceğiz keyifle. Hepinizi bekliyoruz. Heyecanla yine çok güzel bir konuyu paylaşacak bizimle. Bizler de tartışma imkanı bulacağız. Teşekkür ederim hocam hatırlatma imkanı verdiğiniz için. Evet, başka el kaldıran göremiyorum. Ben hepinize özellikle Tolga, Eren ve Banu üçlüsüyle birlikte katılan, yorum yapan, chatten yazan, sessiz azınlıkta kalmayı tercih eden izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün de sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.